Türkiye Cumhuriyeti Kara Pilot Teğmen Mehmet Ali Çelebi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne savunmamdır. Hastal, Hadımköy, Silivri, Maltepe, Sincan, Mamak, Şirinyer satırlarında kutsal nöbetlerine devam eden silah arkadaşlarımı, değerli aydınlarımızı, demir karakterli avukatlarımızı saygıyla selamlarım. Hamdullah Subhi Tanrıöver, 1. İnönü Muharebesi öncesi bir zabitle karşılaşır. Ökçelerin aşınmış, nereden geliyorsun? Gözleri cevap verdi. Uzun Kafkas yollarından, Dicle sahillerinden, Sina çöllerinden geliyorum. Cevap veren gözlerine baktım. İçleri yaz gecesi gibi sıcak, hisli, derin, karanlıktı. Bu karanlıkları nereden aldın? Uykusuz gecelerde, nihayetsiz bir vatanın sonu olmayan sınırlarını beklerken, gözlerime o gecelerden bu karanlıklar doldu, dedi. Evin var mı? Diye sordum. Bilmiyorum, dedi. Çocuğun var mı? Dedim. Gözleri yaşardı mı iyi fark edemedim. Bilmiyorum, dedi. Cihan Harbi'nden beri ardında kaybolduğun ufuktan tekrar görünmeni, gök gürültüleri içinde harp sahnesine yeniden girmeni bekliyorduk, dedim. Bilinsin, binlerce körlük arasında korkunç bir umuttur Türk subayı. O devasa varlık tekrar ortaya çıkıyor ve şimdi şahsımda söz alıyor. Zamana, zemine, koşullara göre değişmeyen irade beyanımı tekrarlıyorum. Burası bizim için Silivri zindanı değil. Albay Reşat'ın, Mehmetçiğin, şimdi de bizlerin, milletimizin namusu, onuru ve bağımsızlığı için savunduğu Çiğiltepe'dir. Asla bitirilemeyecek binlerce Mehmet'ten biri olarak buradayım. ...18 Eylül 2008'de girdiğim Hastal cezaevinden 33 ay sonra 20 Mayıs 2011'de tahliye olup terörle mücadele kapsamında çeşitli tarihlerde Siirt ve Bingöl'de görev aldım. Elimde kask çantam, silah arkadaşlarımla takdir alarak görev yerim Siirt'ten dönerken Batman Havalimanı'nda polisin elindeki arananlar listesinde adımı gördüm ve bunun utancını sahiplerine getirdim. Şu an Türk subayının yeni görev tanımı iddianameyle mücadele kapsamında karşınızdayım. Kendime bir sanık gözüyle bakmıyorum. Aksine vatanseverlik davasının savunucusuyum. Söyleyeceğim her söz kanımdan bir damla, etimden bir parçadır. Çünkü burada kendimi değil, ülkemin değerlerini, yaşamımın özü ve anlamı olan Kemalist devrimleri savunuyorum. Mensubu olduğum Türk ordusu devşirme bir ordu değildir. Sermayenin, iktidarın ordusu değildir. Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onu kuran halkın ordusudur. Benim de asker oluşum, başkalarının hırsı, şanı, ünü ve keyfi uğruna değil, yalnız bu kutlu topraklarımızı korumak içindir. Ben, esen rüzgarlara göre doğruluğuna inandığı esaslardan ve vazifenin gereklerinden vazgeçmeyecek subaylardanım. Bizim rüzgarımız vicdanımızdır. Bu nedenle ben 15 Mayıs 1919'da İzmir'i hiç direnmeden Yunanlılara teslim eden, bir Yunan teğmeninden tokat yiyen, elinde ucuna beyaz mendil bağlamış bir sopa ile kışladan çıkıp esir kafilesinin başında yürümekten utanmayan Ali Nadir Paşaların ve türevlerinin değil, Yumruk Paşası Mustafa Kemallerin emrindeyim. İddia makamı size söyleyeceğim şudur. Alet olduğunuz bu süreç, bu görkemli işkence çarkı, emperyalistlerin
geleceğimizle ve kaderimizle daha rahat oynayabileceği koşullar için hazırlanmıştır. Bir ihanet suçlamasını Türk subayıyla bağdaştırmak için çok komik durumlara düştünüz. Hukuku kendi cinnetlerinize göre saptırdınız, çarpıttınız, tepe taklak ettiniz. Ruhunuzu bir kez olsun adaletin kollarına atamadınız. Vasatın bataklığına öyle gömülmüşsünüz ki gerçekler dahi sizi tekrar ayağa kaldıramıyor. Anlaşılıyor ki hiçliğe yazgılısınız. Pusulanız karanlığı gösteriyor. İnsanoğlunun binlerce yıldır hesapsız akan kanlar pahasına elde etmeyi başardığı kazanımlarla beraber şu an yerin 7 kat dibindeyiz. Adaletin sesi dediğiniz bu mütalaa cehennemin dibindeki yalanların türküsüdür. Bu mütalaada bu parçalanmış Türkiye hayalinin cenininde emperyalist düşmanların yürek atışını seziyoruz. Ben buraya esas hakkındaki mügalatanıza cevap vermeye gelmedim. Böyle bir durum beni kendi gözlerimde küçültür. Buraya gerçekleri geleceğe bırakma borcumu ödemeye, sesimi, doğrunun sesini ülkemin en ücra köşelerine duyurmaya, adına yargılama dedikleri tiyatronun engizisyon hukuku tekniklerini dünya çapında teşhir etmeye geldim. Gerçeğin bana verdiği yetkiyle utanma duygusunu hatırlatmak için geldim. Bana ayrılan kısa sürede mahkemeye aşırı dozda doğruluk enjekte edeceğim. Doğruluk alerjisi olanların tedbir alması önemle duyurulur. İşte size aradığınız şiddeti getirdim. Hakikat şiddetin ta kendisidir. O halde şiddet başlasın.